Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte TeamViewer'da bağlantı kurarak toplantı ve arttırılmış gerçeklik sekmelerini inceleyeceğiz. Öncelikle uygulamamızı çalıştırıyoruz. Şu anda uygulamamız sorunsuz şekilde çalışmakta. Toplantı sekmesine ilerliyoruz. Biz öncelikle toplantı sekmesinde bir tane toplantı başlatacağız. Gördüğünüz üzere toplantımız başladı. Toplantı hakkında detay bilgileri yer almakta. Alt panelde bulunan kısımda toplantı bilgisi bulunmakta. Hemen onların yanı sıra ses açma kapatma, görüntü açma kapatma, ekran paylaşımı yapma, chat ortamından mesaj yazabilme, bilgisayarımızın ses düzeyini ayarlama ve katılımcı listesini kontrol etme gibi seçeneklerimiz yer almakta. Bunların yanı sıra üst tarafta bulunan katılımcı listesinden kaç tane katılımcı katılmış ise bunları toplu bir şekilde susturabiliriz. Aynı zamanda hepsine birden mikrofonunu açarak konuşmalarına izin verebiliriz. Katılımcılarımızı istediğimiz zaman kısıtlayabiliriz. Bunlar paylaşım yapmalarını engellemek olabilir. Ses yönetimini kendimizin yönetmesi olabilir. Aynı zamanda katılımcıyı tamamen oturumdan atabiliriz, ekleyebiliriz. Bu gibi seçenekleri burada yönetici konumunda olan yani toplantıyı başlatan kişi yapabilmektedir. Evet, şu anda bir tane katılımcı eklendi. Görmüş olduğunuz üzere bilgisinde Win10 yazıyor. Katılımcımızın sesini yönetebiliyoruz, aç kapa yapabiliyoruz, ekran paylaşımını durdurabiliyoruz. Burada yanında bulunan 3 noktaya tıklayarak bu katılımcıda neleri kontrol edebileceğimiz yer almaktadır. Genel olarak görüntüsü bu şekilde görünmekte. Toplantıyı sonlandırdığımız zaman toplantı deneyimimiz hakkında kısa bir değerlendirme anketi tarzında bir forum gelmekte. Buna yanıt da verebilirsiniz. Daha sonra da yanıt verebilirsiniz. Biz şimdilik atlayalım. Arttırılmış gerçeklik TeamViewer pilot sayesinde herhangi bir uygulama sırasında oluşan sorunların tespit etmek ve çözmek için kolay, hızlı ve güvenli uzaktan yardım imkanı sağlamaktadır. Her tür ekipman, makine ve altyapı konusunda uzaktan yardım almak için bu uygulama rahatlıkla kullanılabilir. TeamViewer pilot uygulamasında bağlantı kurmak oldukça kolay. Uzaktan kontrol sekmesinde anlattığımız gibi karşımızdaki kişinin ID'sini kendi cihazımızda, kullanacağımız cihazda yazınca, bağlantı butonuna tıklayınca sorunsuz şekilde bağlantı gerçekleşecektir. Burada dikkatimizi çekecek bir husus var. Karşımızda yani bağlanacağımız cihazda bir kameranın olması söz konusu. Kamera ile burada iletişim sağlanmaktadır. Birazdan kullanımı ile ilgili, örnek kullanımı ile ilgili videoları paylaşacağım. Bu videolarda temel mantığını net bir şekilde göreceksiniz. Hızlıca videolara bakalım. The world we live in has never been more connected. Now, you can use that same connectivity to help anyone, anywhere with any problem, no matter how complex. Subject matter experts can now be at many places at the same time, helping solve many different problems without having to get up from their workstations. TeamViewer Pilot AR-based technology and mobile app enables anyone in the field to get live, visual instructions from an expert sitting in another part of the world to solve complex problems and help critical outages. All you need is internet connectivity and the TeamViewer Pilot app.
Evet arkadaşlar, TeamViewer toplantı ve arttırılmış gerçeklik sekmelerinin anlatımıyla TeamViewer videolarımızın sonuna geldik. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.